Kevser Çatalkaya'nın iddiası, bundan 2 yıl önce eşim tarafından aldatıldığımı öğrendim. Hatta onu öğrendiğimde aramızda bir tartışma da yaşandı. Kendisine şiddet uyguladım demişti. Fakat tüm bu her şeyin bittiğine inandığı dakikada tekrar eşinin yine aynı kişiyle beraber olduğunu öğreniyor. Ve asıl sorun ondan sonra başlıyor. Senin iddialarını cuma günü dinledik. Eşin burada olacak Orhan Çatalkaya stüdyomuzda. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Ne kadar süredir ayrısınız? Ne kadar, kaç gün, kaç hafta? Mikrofon sesi. Bir buçuk aydır. Ayrısınız. Evet. 1,5 ay öncesinde evliliğiniz nasıldı, ilişkiniz nasıldı? Kavgalar, gürültüler aynı, devam ediyordu. En sonunda çocuk yüzünden bir kavga yaptık. Ondan sonra da ağza alınmayacak kelimelerle evi terk et dedi. Ben de terk ettim. Normalde nerede yaşıyorsunuz? Eviniz nerede? Çanakkale'deydi. Çanakkale'de. 1,5 ay önce evden çıkıp nereye gittiniz? Evden çıkıp nereye gittim? Durağa gittim. Durağa gitmedi. Nerede yaşamaya başladınız? Nerede yaşamaya başladınız? Durağa gittim. Birkaç gün durakta kaldım. Sonra birkaç erkek arkadaşımla beraber kaldım. Sağda solda kaldım yani. Hayatınızda 2017'den beri sorunlar var. Sizin ilk ihanetinizi öğrendiği andan itibaren. Daha önce de sorunlarımız vardı. Esra Hanım, daha önce sorunlarımız yoktu. Bu Esra Hanım. Taksiye başladığı şey oldu. Değişti. O kadını tanıdıktan sonra şey... Hep böyle eve gelmemeye başladı, bizimle ilgilenmemeye başladı. Duraklarda yatıyorum diyordu, arıyorduk biz, durakta uyuyakalmışım diyordu. Yok uzaktayım, Ayvacık'a gittim, oraya gittim, buraya gittim diyordu hep bize. Ya Esra Hanım, bir gece bak saat 11, benim çocuğumun evde sütü yoktu. Aradım, telefonu açmadı. En son aradım, ben de uzaktayım dedi, süt istedim ben bundan. Ben uzaktayım, süt getiremem dedi. Orhan Bey, söz hakkınızı kullanın lütfen. Eşinizin iddialarını dinlediniz. Tamam, kullanayım. Ben her zaman aradığında da işimi de bırakmışımdır. Yani müşterimi de bırakmışımdır. Kendim süt istedi götürmüşümdür. Krem istedi götürmüşümdür. Gerekirse şehir dışındaysam bir arkadaşıma rica etmişimdir. Onunla bıraktırmışımdır. Mevzu süt krem değil ki. Daha önemli şeyler var arada. Ne gibi? İhanet. Niçin buradasınız? Efendim? Niçin buradasınız ve eşiniz size niye uzaklaştırma aldı, niye sizin ona ihanet ettiğinizde sizi suçluyor, niye hayatınızda olan kişi sürekli eşiniz Kevser Hanım'ı arıyor? Hayatımda olan kişi kimse yok hayatımda. Daha önce bir birlikteliğim oldu. Bunu yalan söylemiyorum. Bu eşinizi arayan Fatma Sinem ismindeki kişi mi? Evet. Onunla birlikteydiniz. Daha önce ne kadar süre birlikteydiniz? Bir sene falan. Bir yıl beraberdiniz. İhaneti eşiniz o kişiden mi öğrendi? Orasını bilmiyorum. Kimden öğrendi? O gün hiç unutulacak. 2017'den 2019'a kadar beraberdiniz Esra, Orhan. Biz ayrıydık. Bu annesinin yanındaydı burada. Hayır, ben annemin yanında değildim Orhan. 2017'de sen beni aldatmaya başladın. Yılbaşında benim annemler geldi. Beni aldı. İstanbul'a gittik. Siz de Sivas'a gittiniz. Sivas dönüşü geldiniz. Beni İstanbul'dan aldınız. Kadına bile dedin ya, ben onu ailemin zoruyla gidip alıyorum İstanbul'da dedin bana. Ben hiç kadına öyle bir şey demedim. Bunu. Yalan yanlış iddialarda bulunsa bir beni yıkamaz. Bir sürü yalan dolan Orhan, ben beni senin her şeyini yıkamazsın. Biliyorum. Bak ben canlı yayınlarına yıkılmam. Ben gelmedim, ben burada gerçekleri konuşmaya geldim. Ben 33 yaşındayım, tamam mı? Ben 33 yaşındayım, benim çocuğuma bakmıyor demişsin. Çocuğuma ben her türlü bakıyorum. Sen çocuğa bakmıyorsun. Tamam mı? Uzaklaştırma mısın? Evi kirasını ödemiyorsun, fatura ödemiyorsun. Eve pazar yok, market yok. Kim ödüyor benim bunları? Benim ailem İstanbul'dan gönderiyor bana. Kim parayı ödüyor? Ben öyle alıyorum onları. Kim ödüyor? Sen ailem mi ödüyor? Sen neyin kafasını yaşıyorsun Orhan? Kim ödüyor? Benim şahitlerim bile var. Sen çok... Benim şahitlerim yeter bile var. Yeter ya. Benim vallahi şahitlerim yeter, bile bıktım var. Ben senden ya. Ya bıktıysan bitsin, bitireceğiz zaten. Bitecek zaten. Ben de şunu sormak istiyorum. Buyurun Esra. Şimdi mülakatınıza da baktım da aslında evliliğimiz 1 yıl çok iyiydi. Çocuktan sonra sorunlar vardı demişsiniz. Evet. Eşiniz hiç boşanma davası açtınız mı? Ayrılmak istediniz mi? Böyle bir evet, girişiminiz oldu mu? Evet, kendi açtı zaten, açtı diye. Siz sorunlardan bahseden sizsiniz. 1 yıl mutluydum, sonra mutsuzdum demişsiniz. Evet. İhanet sebebi olarak da mutsuzluğu göstermişsiniz. Evet. Evde olmadığını göstermişsiniz. Evet. Gidip boşanma davası açtınız mı bu evliliği bitirmek için?
Ben açmadım. Kendi açtığı için ben açmadım. Hayır, burada dün tamam, bak, demiş ki bakın Cuma günü diyor ki burada. Boşanma davası açsaydın niye benim açmamı bekledin? Niye benim müsaade açmamı bekledin yani? Konuşayım. Mantıklı bir soru soruyor. Mutsuz olan sizsiniz. Bunu ilk gören sizsiniz. Evliliğin tamam, günü... Tamam, çocuğum için açmadım. Çocuğun için açmadın ama diğer kadının yanından eve gelmiyordun. Sen o çocuğu var ya kapılarda çok ağlattın Orhan. Babam babam dedi. Onu ağlatan sensin. Onu döven de sensin. Eden de sensin. Son kavgamız neden oldu anlat. Anlat Mesra Hanım. Markete gittik. Alışverişimizi yaptık. Buna dedim ki çocuğa dedim abur cubur alma dedim. Ben sanki buna tam tersini söylemişim. Bu büyük arabayı almış dolduruyor. Ama kavga sebepleri arıyordu zaten. Bir iki aydır vardı bunlar. Neyse çıktık. Çocuk gitti arabaya oturdu. Anneciğim dedim kalk sen benim kucağıma otur dedim. Öne oturdu çünkü. Ona şeyli kucağında da yığmış şeyler tutamıyor. Tekerini de kapıya atınca ben de kapıyı çektim. Allah'tan tam çekmedim. Çocuğun parmakları kısıldı. Ben de çocuğa şöyle yaptım. Ama buna kızdığım için oldu. Gitti oturdu. Bir burada yardımcı yalan ol. Söylüyor. Bir çocuğun elindekileri bir al. Bir topla. Burada yalan söylüyor. Yalan söylemiyorum. Kesinlikle market, yalan söylemiyorum. Marketten çıkınca siz kendiniz biliyorsunuz. Marketten çıkınca alışveriş yapınca poşete koyarlar. Poşete koydun bagaja ya da arabanın arkasına koyarsın. Hayır, çocuk kucağındaydı. Çocuk böyle arabada, toplamış. Çocuk kucağındaydı. Çocuk arabaya her bindiğinde. Şey. Yalan söylüyorsun. Çocuk arabaya bindiğinde kapıya dört parmağını sıkıştırdı. Parmağını böyle tutuyordu. Bu da acele etti. Öfkeden çocuğa tokat attı. Evin önüne geldim ben. Çocuğu aldım kucağıma. Götürdüm evin içine. Çocuğun parmağından izi çıkmış. Çocuğu sen eve kendin götürmedin. Çocuğu ben kendim götürdüm. Lafı kesme. Bunu gördükten sonraki ilk tepkiniz ne oldu? Anlatıyorum işte. Eve gittim. Çocuğu aldım koltuğa koydum. O da aynı bu şekilde koltukta oturuyordu. Baktım çocuğun suratına. Çocuk ağlıyordu. İsterse bu konuda da çocuğun üstüne yemin etsin hadi. Ben yemin ben ederim. Ben hiçbir zaman çocuğumun üstüne yemin etmem. Haklı da olsam, haksız da olsam ben çocuğumun üstüne yemin etmem. Ben yemin ederim bu konu hakkında. Bunu ancak sen yaparsın. Tokat attı. Çocuğun beş parmağı yüzünde çıkmış. Hayır, esra. Görüyor musun dedim. Görüyor musun dedim. Ha ha yaptı güldü. Anda kapıya gitti. Kapı da beni tehdit etti. Ederim. Çok büyük bir pislikler açtı. Evet Orhan sen her şeyi yemin ediyorsun zaten. Senin hayatın yalan olmuş zaten. İşte sen benim sen yalan iftiralarla hayatını sürdürüyorsun. İşte yalan iftiralarla. Bu son bir hafta içerisinde evet. Ya da 15 gün içerisinde eşinize barışmak için tekrar mesaj attınız mı? Hayır. Sağda solda kesinlikle öyle demiş. Ben kesinlikle barışmak... Bakın mesaj ya vardır ya yoktur. Yok. Sağda... Eşinize mesaj attınız mı? Atmadım. Hatta mesajları atmış o Kamil mi Kenan denen adama. Arkadaşlarımdan gördüm. Mesajlar atmış. Dedim ki ben öyle bir mesaj atmadım. Ben onun adına ben de mesaj eşiniz atarım. Eşiniz size bu son 15 gün içerisinde... barışmak yalvarıyor için evden hatta. Ayrıldıktan sonra barışmak için mesaj attı mı attı. Bir hafta attı. Bir haftayı geçik süredir attı. Hatta mesajlar duruyor. Hepsi duruyor. Kemal'in attığı mesajlar, bunun attığı mesajlar. Ben kocanızın attığı mesajları merak evet, ediyorum. Evet duruyor. Ne yazıyordu size? Ya barışmak istiyor. Allah'ın hakkı üçtür diyor. Beni affet diyor. Artık diyor iyi bir koca olacağım. İyi bir baba olacağım. Artık eski şeyleri size yaşatmayacağım. Evliliğinize bir şans vermek için, çocuğunuz için böyle bir şey yaptınız mı? Yok, yapabilirsiniz. Yapmadım. Mesajlar, bakın mesajlar var tamam, elinde mesajları diyor. Gösteriyor. Ben de mesaj atarım. Ben de gösteririm o numara üzerine. Ama ben öyle bir şey istemiyorum. Ben öyle bir numara yapamam hayır. Da. Ben siz telefonunuzu Bey, başkasına mı bırakıyorsunuz? Sizin efendim? Telefonunuzu üçüncü kişiler rahat bir şekilde kullanabilirler mi? Kullanır. O hat sizi üzerinize kayıtlıysa. Hayır kullanır. Siz, ya siz atmışsınız. Her yolu deniyorsun telefonunuzu her birine veriyorsun işte. Herkes kullanabilir. Benim nasıl? Telefon, ne, benim eşim de çevremde arkadaşlar kullanabilir. Ben arkadaşıma verebilirim telefonu. Şu an sizin arkadaşınız sizin eşinize telefona mesaj atabilir mi ya? Bu ne cürettir? Sizin arkadaşınız telefonunuzu bırakıyorsunuz, sizin eşinize telefon atıyor. Barışalım diye. Atabilir mi? Atabilir yani. Beni, Esra beni çekemeyen isteyen atabilir. Karınızla ya. Küs olduğunuzu bilen biri, karınıza bir hafta boyunca, bir hafta boyunca mı attı? Çok evet, sık evet. Mı mesajlar? Evet sık her gün yani aramaları, mesajları duruyor, var yani. Bu mesajları atan kişi kim? Ben mesaj atmadım. Ben barışmak da istemiyorum. Barışmak tamam, istesem zaten ben buraya gelmem. Tamam bu mesajları atan kim? Hangi arkadaşınız? Bana demiş ki ben ona birkaç tane mesaj attım. Bana demiş ki sağda solda söyleyin ona gelsin uzlaşmalı boşanalım. Zaten ben istiyorum. Gittim adliyeye. Uzlaşmalı boşanma nasıl ben oluyor sana dedi. Ben haber gönderdim protokol, ama sen hala bana yalvarıyordun protokol Orhan. Protokol doldurmak gerekiyormuş dedi. Tamam. Ben ilk defa başıma böyle bir şey geliyor. Gittim Çanakkale Adliyesi'ne protokol doldurmak gerekiyormuş dedi. Tekrar aradım bunu arka arkaya 15 sefer aradım 20 sefer. Engelli evet sen aradın. Engelli olduğu için düşmedi. Tahir'i arattırdın. Tahir engelli olduğu için düşmedi. Tahir neydi sen de barışmak istiyor dedi. Adliye sessiz gitmesi bitmesi falan yalan dedi.
Orhan Bey bakın evlilikte... Şener diye bir adamı arattırdı. Siz kabul ediyorsunuz zaten bunu, ikrar ediyorsunuz. Hülya Hanım çok özür dilerim, Şener diye birini arattırmış da. Evet, Şener diye birini arattı, sabahın 8'iydi. Ne diyor? Bu adam diyor ne yaptı diyor, affetsene bunu diyor, böyle şeyler söyledi bana. Ya bana söyledi, ben affetmek istemiyorum, ben söyledi, dedim artık bıktım ondan bana, dedim. Sen boşanmak istiyorsun, o sana mesaj atıyor. Evet. Bana söyledi, evet, barışmak bana için. Söyledi, barışmak için aranızı yapalım dediler, kaç kişi söyledi? Abi dedim hiç aramayın boş yere. Orhan kimse sana demedi. Sen o insanlara beni arattırdın. Bana demiş ki Tahir'in evini bastın ya. Sen karısı açtı kapıyı.